iCloud sürekli bana mesaj atar. Neyse, merhabalar. Mesaj atmaz, bildirim atar. Neyse, yeni bir hafta, yeni bir vlog. Oo, çok cringe. Neyse, bu hafta böyle birden böyle sonbahar ve kışa girdiğimizi hissettim. Çünkü geçen hafta bile askılı short giyerdim falan. Hatta iki gün önceye kadar shortla gezerdim. Bugün böyle bir uzun kollulara geçtim. Çünkü birden hava soğudu Kıbrıs. Ama yani Ekim'i bitiriyoruz ve biz daha, yani bizde şu an soğumaya başladı havalar. Her neyse, dün akşam da bayağı yağmur vardı. Gece kaç işte 3-4 gibi başladı yağmur, şimşek falan. Kedim de çok korktu, sabaha kadar uyuyamadı. Ondan sonra sabah mışıl mışıl uyudu. Böyle bir başlangıç verdik haftaya. Bugün yapacağım tek şey tırnak randevusuna gitmek. Çünkü tırnaklarım çok uzadı. Oo, nasıl parladı. Tırnaklarım çok uzadı. Onları değiştireceğim. Hem doğum günüm geliyor. Acaba bu vlogdan mı olur doğum günüm? Olmayabilir. Tırnak randevumdan önce yeğenime gideceğim. Onun evinde biraz Sims oynayacağım. Çünkü ben küçüklükten beri Sims oynamaya bayılırım. Monica değil mi? Direkt olarak Monica. Bir de Phoebe'yi göstereyim. Dur. Yaha. Değil. Direkt yani. Tırnacıklarım böyle görünür gündüz. Bence tatlı ama bu kadar metalik olsun ister miydim emin değilim. Aslında nasıl bir şey hayal edip gittiğim buraya koyarım. Böyle. Gece daha böyle görünür. Ben hayatımda ilk defa fotoğrafımı çekildi. Beni gördüler, ödediler ki. Abi çok şaşırdım. Baya. Çok ilginçti. Geldiler benimle fotoğraf çektirdiler falan. Keşke onların amca diye çekseydim. Ama çok ilginçti. Baya yani ismim soy isminden bilirdi. Yani çok ilginçti. Oha. Günaydın. Hale bakın. Hal bu. Eğer avokadoyu çekirdeği içinde bırakıp sararsanız ertesi güne kahverengileşmez. Ben de büyük ihtimalle bir tane kullanacağım. Bir avokado. Şimdi dükkana gideceğim. Gözlüklerimle sim sürdüm. Duyarım ama cevap veremem. Asla. O kadar biterim. Çok iyiymiş be. Değirmenin pizzası iyiymiş. Çok iyi. Evet. Harika. Günaydın. Çok aynı vesaire okula gidiyorum. Okula gitmem gerekir mi onu bile anlamadım. Çok kafam karıştı. Ama gidiyorum. Yanlış bir anlaşılma olduysa sorumlusu ben olmayayım diye okula gidip 10 dakika durup gitmemem gerektiğini anlayıp geri de dönebilirim. Ama kendimi bugün acayip çirkin hissederim. İnanılmaz özgüvenim düşük. Saçım da çok kötü, resmen bad hair day yaşarım. Çok kötü saçım, bayağı kötü. Eyeliner sürecektim. Süremedim şu an onu. Tuvaletten çıktım ve bakın kapının önünde kim bekler? Oh. Günaydın. Kendime içecek yaptım. Smoothie demeye bin şahit ister. Bunu içip okula gideceğim. Enerjim dünden göre biraz daha iyi ama hala böyle düşük enerjilerde gezdiğimi hissederim. Bugün onu biraz toparlamaya çalışabilirim okuldan gelince. Bu arada okulun açılmadı. Oryantasyon haftasında görevliyim. Ama benden daha görevli olanlar da var. O yüzden kendime gerçekten görevli demeli miyim bilmem ama. Şimdi oraya gideceğim. Eğer orada çok kalmam gerekmezse dövme stüdyosuna gidebilirim. Eğer çok kalmam gerekirse dövme stüdyosuna değil, oradan dönüp eve geleceğim. Of, düşürdüm. Şu an yağmur yağar. Yani çok azıcık. Azıcık. Okula gittim. Hiç kimse yok. İncin top oynar. O yüzden direkt dükkana gidiyorum. Göstereyim size birazcık neyle uğraştığımı. Daha başlangıç aşamasındayım ama böyle cyborg hanımlarım var. Bakalım nereye gidecek bilmem. Böyle günaydın. Günleri hep başlatırım ama asla sonunu getiremiyorum. Yani güne, her gün günaydın günaydın ama asla sonu yok günlerin. Bugün daha dolu bir günüm. T-shirt baskı atölyesine gideceğim. Bugünkü planım bu.
Ve umarım ki bu sefer sizi de böyle planımla beraber ilerleyebileceğim. How we learn? From paper, but if you have t-shirt, you will have results. Just with small bursts, like write anything, anyone, and it's gonna stay. Sorry. Bakın ne güzel oldu yaptığım tişört. Çok güzel. Bir daha ona yeni aldığım başka bir etekman. Bunu da ikinci elciden aldım. Başka bir etekman kombinledim. Çok iyi değil. Saçlarımı kestim. Çok kesmedim. Öyle bu kadar. Önlerini bir tık daha kısa kestirdim. Şimdi elmalı turta ya da böyle elmalı pay gibi bir şey yapacağız. Fark ettim ki elmalı turta ve elmalı pay aynı şey. Bunları yufkaya, yani elmalı turtayı yufkanın içine yapacağız da böyle cep boyu elmalı turta. Annemle beraber yapacağız. Flash açıyorum ama müthiş müthiş bir tadı var. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tavuk da çıkarıp o saat makarna yapabilir. Ne düşünüyorum bana? Çocuklarım. Niçin kameram kızım, çünkü iPhone 3 gibi çeker. Daha 5 sene var daha çok. Bugün benim doğum günüm. Şimdi hemen size kombincimi bir göstermek istemişim. Annemlerle kahvaltıya gidiyoruz ama giydiğimi o kadar beğendim ki bütün gün bununla kalabilirim. Tulum giyerim. Evet, bu kadar kombin. Çok hafif gloss sürdüm sadece. Şimdi çıkacağım, gideyim kahvaltı yapmaya. Ondan sonra da planlarım var. Bütün günü ihtimal çekerim. Ama çok tatlı uyandım yine. Çok da güzel geçeceğine inanıyorum. Pozitif enerjiler. Evet, gideceğim kahvaltı mekanını da merak ederdim bayağı zamandır. Kahvaltıları yüzünden değil, mekanın güzelliği yüzünden. Çok da geç kalmadan oraya gitmem lazım. Başım ağrır birazcık çünkü. Çünküsünü bilmiyorum yani, başım ağrır. Ben senden çok önce geldim. Ama yani böyle bir şey değildi. Ooo, tatlı. Bakın bu babamın parlak doğum günü süsleme fikri. Elmalı payın ikinci şeyini yaparım. Bahçemi. Bir daha Salih Nam Francis. Makyaj yaptım. Nasıl? Çok güzel. Beğendin makyajımı? Teşekkür ederim. Seni beğendim. Teşekkür ederim. Oylama açmak isterim. Bir tık av geldi. Söyle. Özge. Emin değilim. Özge'dir kesinlikle. Parma verdiğim için canım. Bekleyin ya, oylama yapacağım. Bana sopa yapalım. Hayali bir muma da üfleyebilirim. Hayır canım. Doğru zilde. Daha güzel gülelim. Artık dayanamayız. Çektiğini çekecek.
Ya bu nasıl bir olaydı? Ne çekerim ben şu an? Ayağından geçsin. Koltuğu çekiyorlardı. Oraçtan girip çıkıyor. Tamam. Karavan düşecek. Böyle bir açı deniyorum şu an. Fena değil gibi. Evet. Gecenin sonuna geldik. Doğum günüm bitiyor. Çok tatlı bir gündü. Dün de tatlıydı. Enerjim bu iki gün öncesine kadar enerjim biraz düşüktü ama bu son iki gün böyle enerjim yerine geldi falan ve bu iki gündür de kendimi bayağı iyi hissederim. Dün de böyle çok benim için çok üretken bir gün geçti. Workshop çok güzeldi. Tişörtler falan. Yani çok güzel tişörtler çıkardık sonunda ve yani işin sonunda giyebileceğim ve gerçekten üstümde ulaşıp ben yaptım diyebileceğim bir şeyim olması güzel oldu. Birazcık yankı yapar galiba banyo ama bir şey değil. Şimdi ben elimi çıkaracağım. Bugün de tatlıydı. Yani diğer senelerime göre biraz daha böyle chill bir doğum günü geçti galiba. Emin değilim. Arkadaşlarımla daha çok şeyler yapardım bundan önceki seneler galiba. Ama yanımda çok keyif aldım ya. Gayet güzeldi. İnsanın grateful olması, Türkçe'ye çevirirsek biraz daha değişik bir olur ama şükretmesi lazım sahip olduğu şeylere. Grateful hissetmesi lazım ve ailem, çevrem ve beni sevenler için çok grateful'um açıkçası. Bu yaşım için. Zaten enerjilere de çok inanırım ve ne kadar grateful'sak ve sahip olduklarımızda mutluysak ve iyilere odaklanırsak o kadar daha da iyi çekebileceğimize inanırım. Genel olarak biraz kendim duygusal olarak daha ups and downs yaşadığım, biraz daha dalgalı geçen bir haftaydı. Çok fazla... Efendim? Ne dediğimi unuttum ya. Biraz daha silsem yüzüme iyi olur. Evet. Ve umarım yeni yaşım dış faktörlere daha az sensitive, daha az dış faktörlere daha az hassas olacağım. Daha kendi evet. Boş verin ya. Umarım daha pozitif düşüneceğim. Bu kadar hassas olmayacağım. Bir yıl olur. Hassaslıktan kastım sürekli kötü hisseden falan gibi değil de bu kadar hassaslık olmak istemiyor olabilirim. Çok. Evet. Korkunç bir düşüştü. Neyse dedi ki yeter videoya son ver, batırdın. Neyse videoya yeterdi bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim bu haftama. Ne kadar derli toplu her şeyi çekebildim bilmem ama her şeyi de çekmedim, bilerek çekmedim. Ay. Ne oldu buna? Ne alaka kardeşim? Bozdum yeni. Bozdum telefonumu. Ben başlattığımda pusluydu bu telefon. Değildi. Gene puslanma lütfen. Gene puslanırsa sıkıntı var. Hava girdi acaba içine. Neyse o zaman evet yeter. Haftaya başka bir vlog atarım. Haftaya okulum başlayacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu haftamın bir parçası olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum.